Merhabalar. Farklılaşçılardan Almanca öğrenmeye devam edelim. Bugün 3 farklı noktaya değineceğim. Evet. Bugünkü videom Almanca'nın olmazsa olmaz konular hakkında olacak. Almanca'nın olmazsa olmaz kurallar hakkında olacak. Evet, genel bir bakış açısında normalde Almanca denince artikeller akla geliyor. Hocam artikeller zor. Ne yapacağız diye düşünüyor insanlar. Aslında daha önemli konular var. Artikelleri A1 ve A2'de kullanmasak da olur. Onun yerine özel isim kullanırız. Şimdi bunu daha önce belirtmiştim. Aslında Almanca'da daha önemli konu ne? Ayrıntının daha çok olması. Ayrıntılı bir dildir. Bunu daha önce belirtmiştim, hatırlayın. Artikellerden daha önemli konulardan bahsedecek olursak ayrıntılı bir dildir. Ayrıntı çok. A1'de 30 tane, B1'de toplam 100 tane ayrıntı yazdırıyorum. Bunları toparlamak tabii ki zor olur. Sürekli aklımızda bilgileri sıcak tutmak için sürekli konuya tekrar etmek gerekir. Aslında Almanca'nın zor olan boyutu budur. Tabii ki kolay yönler de var. Bunları belirtmiştim. Evet. Almanca'nın olmazsa olmaz konularına devam ediyorum. Özne mutlaka nominatif olmak zorunda. Tam tersi nesne de akuzatif ya da datif olmak zorunda. Ayşe çay içiyor cümlesi yanlıştır. Bakın ben size yine Türkçe anlatıyorum. Ayşe çayı içiyor diyeceğiz. Nesne nominatif olamaz. Ayşe'yi çayı içiyor olmaz. Ayşe'ye çayı içiyor olmaz. Tam tersi aynı şekilde de özne nominatif olmak zorundadır. Özne akuzatif ve datif olamaz. Evet, fiil kraldır. Fiilin öneminden bahsettik. Şimdi ben üniversite mezunu, doktor ve hemşire derse veriyorum. Karşılaştırmalı olarak anlatıyorum ben Almancayı Türkçe ile. Hocam biz üniversite mezunuz ama yine de fiilin bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk. Fiilin emrine göre cümle kuruluyor. Bunu daha önce belirtmiştim. Karşılaştırmalı olarak Almanca öğrenince, hocam fiil önemliymiş diyorlar. Yabancı dil öğrenince kendi dilimizin daha iyi farkında oluyoruz. Biz üniversite mezunu olduğumuz halde Türkçe açısından fiilin önemli olduğunu bilmiyorduk. Almanca öğrenince, sizden ders alınca fiilin öneminden kavradık. Fiilin önemli olduğunu anladık diyorlar. Fiil önemlidir. Zaten fiilin önemine değinen bir tek kanal benim kanalımdır. Ve ben ayrıca Almanca'nın mantığını veriyorum. Bunu birçok noktada değinmiştim. Fiil kraldır. Fiilin emrine göre cümle kurarız. Seni görüyorum. Neden ben sen dedim? Görmek fiili ihale aldığı için. Sana yardım ediyorum. Neden sana dedim? Görmek fiil, yardım etmek fiili ihale aldığı için. Peki nesne almayan fiillerde ne yapacaktık? Onlarda da edat kullanacağız. Diğer bir noktalar Almanca'nın olmazsa olmaz konuları B1 konusundan bahsedeceğim. B1 cümlede biliyorsunuz iki tane fiil bağlayacağız. Yan cümle, temel cümle olduğu için her cümlenin ayrı fiilleri olur. Birinci bağlaçla başladığımız zaman fiili sona atan bağlaçlarda cümle, yan cümle fiille biter. Diğer temel cümlede fiille başlarız. Buna fiille bitip fiille başlar kuralı diyorlar. Bunu nasıl aklımda tutacağız? Kral başka bir ülkeye gittiği zaman onu ancak başka gittiği ülkenin kralı karşılar. Oradan aklımıza kalsın. Mesela örnek verecek olursak weil ich krank bin virgül gehe ich zum Krankenhaus. Bin fiili sonda virgül gehe ile başladı. Kralı kral karşılar. Bunu bu şekilde aklımıza tutalım. Diğer bir nokta Almanca'nın olmazsa olmaz noktaları, konuları ölçü ve zaman bildiren kelimeler her zaman akuzatif olur. Ölçü ve zaman bildiren kelimeler gün, ay, yıl, İşte litre, kilogram, santimetre bu gibi ölçü ve zaman bildiren kelimeler direkt akuzatif yapılır. Almanca'nın tek kabadayı konuları bunlardır. Normalde biliyorsunuz anlatmıştık nesneler fiile göre çekilir. Ama fiile bağlı kalmadan bağımsız hareket eden tek kavramlar da bu ölçü ve zaman bildiren kelimelerdir. Örnek verecek olursak, wir gehen einen kilometer. Bir kilometre gidiyoruz. Niye burada aynen kilometre dedik? Çünkü
ölçü bildiren bir kelime olduğu için zaten G hızına sahip bir fiil, nesne almayan bir fiil kilometreyi etkileyemez. Başka bir örnek. Wir gehen jeden Tag. Niye jeden Tag dedik? Çünkü zaman bildiren kelime olduğu için, sade kullanım olduğu için, önünde bakın edat yok. O yüzden sade kullanımlarda direkt akuratif yaptık. Bu konuyla ilgili B1 sınavlarına mutlaka soru geliyor. Buna dikkat edin. Evet. Farklı konulara değineceğim demiştim. Şimdi Almanca'nın ortak noktalarına değineceğim. Bazı konuların ortak yönleri var. Onları vereceğim. Tabii ki bu ortak noktaları yakalamak için baya bir Almanca'da emek vermek lazım. İyice bir konuyu da Almanca'da biçmek lazım. O yüzden ben öngördüğüm ortak noktaları vereceğim. Değişik farklı açılardan Almanca'yı görmenizi istiyorum. Şimdi kelimenin ortasında A, U, O varsa bunlara nokta getireceğiz. Hangi konularda? Mesela çoğullarda. Çoğul yaparken kelime ortasında A, U, O varsa nokta getireceğiz. Mesela man, menna. Bakın A vardı. O yüzden ne oldu? Noktalı er aldı. Menna, adamlar. Word, wörter. Bakın O var. Nokta aldı. Noktalı er aldı çoğul yaparken. Wörter oldu. Bu nokta gelme olayı, ortasında A, U, O varsa nokta gelme olayı, mesela komparatif süperatif yaparken de kullanılıyor. Alt, elter, daha yaşlı. Ya da elteste, en yaşlı. Komparatif süperatif yaparken de kelime ortası, sıfatın ortasında A, U, O varsa nokta getireceğiz. Fiillerde sadece A varsa nokta getiriyoruz. Fahren, ortasında A var. Ich fahre, du fährst. Aynı olay fiillerde de var. Fahren fiilinde ortasında A olduğu için nokta getireceğiz. Ama fiillerde sadece A olduğu zaman nokta getireceğiz. U ve O harflerinde fiillerde bu şekilde nokta gelmez. Evet. Diğer bir nokta, Almanca'nın ortak noktaları. Bazı durumlarda kelimeli artikeli das oluyor. Hangi durumlarda? Mesela fiilden isim yapılan kelimelerde artikel das oluyor. Mesela Essen ist schmeckt mir gut. Yemek bana lezzetli geldi. Burada isim halde artikeli das oluyor. Büyük harfle yazılıyor. Putzen ist schwer. Temizlik yapmak zordur. Burada putzen, das putzen olmuş. Temizlik, temizlemek ayrı, temizlik ayrı. Burada tabii ki isim oldu. Bunların artikeli das olur. Bir de küçültme ekleri var. Schön ve line ekleri Almanca'da. Mesela Brötchen. Bakın burada da artikeli das oldu. Bir de Brötchen derken Brötchen. Az önceki noktaya değinebiliriz. Ortasında A, U, O varsa küçültme yaparken de yine nokta getireceğiz. Brötchen. Küçük ekmekçik oldu. Schön ve line ekleri gelen kelimeler aynı şekilde artikeli das oluyor. Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Very schönste in ganzen Land. Evet, Spiegel, Spiegelein oldu. Bazı kelimelere schön, bazen de line eki geliyor. Evet, diğer bir nokta, Almanca'nın ortak noktaları. Artikel değişti ana itibaren sıfat en alır. Normal sıfatlı çekimlerde, diğer çekimlerde de dahil sıfat artikel değişti ana itibaren en alır. İşaret zamiri sıfatlı işaret zamiri çekimlerinde, sıfatlı belirsiz artikel çekimlerinde, artikel sıfat çekimlerinin hepsinde artikel değişti ana itibaren sıfat en alır. İze hedein alten man. Bakın alten. Orada en geldi. Niye artikel değişti? İze hedizen alten man. Bakın yine en geldi. İze he alten man. Bakın artikel sıfat çekiminde de yine sıfat en aldı. Farklı bir nokta. Normalde biliyorsunuz edatlar isimlerden önce gelir ama iki tane edat isimlerden sonra geliyor. Entlang ve Gegenüber edatları. Entlang akuzatif alıyor. Bunlar isimlerden sonra gelir. Gegenüber da datif alıyor. Bu iki edatın kullanımı farklı. Bunlara dikkat edelim. Diğer bir konu Almanca'nın ortak noktaları. Bazı durumlarda e geliyor. Kelimeye ya da fiile. Bu E'nin ortak gelme noktalarını belirteceğim. Mesela su havze ya da na havze.
Normalde das Haus niye burada E geldi? Söylemede kolaylık olsun diye. Söylemede kolaylık olsun diye E getirme olayı bir de emir cümlelerinde var. Fiil ile yapılıyor biliyorsunuz emir cümlesi. Fiilin sonu Lale'nin L'si ile biterse ya da Rize'nin R'si ile biterse emir cümlelerinden bahsediyorum, fiilden bahsediyorum. Söylemede kolaylık olsun diye ayrıca E harfi getiriyoruz. Mesela Wiederhole. Normalde Wiederhol dememiz lazım. Wiederhole diyoruz. Söylemede kolaylık olsun diye E harfi getiriyoruz. Ya da höre. E getirdik. Söylemede kolaylık olsun diye E'ye getiriyoruz. Diğer bir konu Almanca'nın ortak noktaları. Bazı noktalarda E harfi geliyor. Hangi noktalarda E harfi geliyor onu söyleyeceğim. Zaten Almanca'da E harfi gelir. Yani A1'den B1'e kadar E geldi, E gitti. E geldi, E gitti. Başka bir harf yok yani. Niye hocam bu şekilde hep E harfini kullanıyorlar diyecek olursanız ince sesli bir harf olduğu için E'yi çok kullanıyorlar. Mesela Die schöne Frau. Artikel değişmiyorsa E harfini getiriyorlar. Ya da er arbeitet. Arbeitin fiili biliyorsun çalışmak. Fiilin sonu DT ile biterse du erziyese göre çekeceğimiz zaman araya E harfi getiriyoruz. Çünkü arbeit sonu T ile bitmiş. Eğer de mesela o çalışıyor diyeceğiz. Eğer de T alıyor ne oldu? İki T yan yana geldi. Bunu söyleyemeyiz ya da yazamayız. Güzel olmaz. Arbeit'in fiilinde sonu DT ile biten fiillerde araya E getiririz. Er arbeitet olur mesela. Sie arbeitet, es arbeitet. Peki başka bu E harfi nerede geliyor? Sonu E ile biten kelimelerde ya da artikel diye olan kelimelerde E getiriyoruz. Meine Tasche, eine Tasche, keine Tasche, Tasche, deine Tasche. Çoğul yaparken E harfi getiriyoruz. Stift, Stifte, Freund, Freunde. Demek ki bu noktalarda E harfini getiriyoruz. E harfini her zaman kullanıyorlar. Çünkü ince sesli bir harf olduğu için. Evet, üçüncü konuya değineceğim. Arka arkaya üç nokta veriyorum. Hatırlatmak için bir daha söylüyorum. Üçüncü konum çekim kolaylığı. Hocam bu çekimler zor. Biz bunları ne yapabiliriz derseniz bakın kolay yönlerini anlatıyorum. Yapılan araştırmalara göre akuzatif alan fiilleri, iyi hali alan fiilleri daha çok kullanıyoruz. Gerek Türkçe'de gerek Almanca'da. Madem akuzatif alan fiiller daha çok ve aynı şekilde madem di ve das'ın akuzatifi aynı, o yüzden cümle kurarken daha çok di ve das artikelli kelimeler seçelim. Datifte bayanlarda re yapacağız. Der ve das'ta da m harfini getireceğiz datif yaparken. Başka bir çekim kolaylığı. Mein, kein, ein çekimler birbirine benzer. Meine Tasche, eine Tasche, keine Tasche. Farklı olarak these ile well çekimler birbirine benzer. These'in altında şöyle küçük bir çizgi olur. Ek alacak çizgisi. Well'de de bir çizgi olur. Bu iki çizgi bu ikisinin olduğu için bu ikisinin çekimleri aynıdır. Niye? Bu çizgi ne işe yarıyor? Ek alacak demek. Eki buraya getir demek. Ne eki bu? Artikel ekleri. Artikel ekleri nelerdir? Der'de er, di'de das'ta es ekini getiriyoruz. Çünkü artikeller belli değil. Artikellerin varlığından haberdar etmek için der'de er, di'de das'ta es getiriyoruz. Evet. Sayılarda kullandığımız zaman artikel kullanmıyoruz. Şimdi sayı lazım olduğu zaman bir demeyin. En az 2, 3, 5 deyin. Kaç kalemim var? 2. Kaç silgim var? 3. Çünkü 2, 3, 5 dediğiniz an gramer kuralı artikel kullanılmaz. Ama bir dersen biliyorsunuz bunların bir anlamında belirsiz artikelleri var. O zaman çekime uğrar. O yüzden sayıyı kullanalım. Bir kullanmayın. En az 2 diyelim arkadaşlar. Evet. Diğer çekim kolaylığı soru zarflarının çekimlerini artikel çekimine benzetmişler. Mesela Welcherman, Welchenman, Welchenman, Welchesmannes. Bunu derman, deyinman, deyinman, desmannes çekimine benzetmişler. Hangi adamı görüyorsun? Doktoru görüyorum mesela. Ya da hangi adama yardım ediyorsun? Doktora yardım ediyorum diyorsun mesela. Ya da wer, wen, weyin, wessen. Kim, kimi, kime, kimin. Aynı şekilde bunun çekimini derman, değinman, değinman, desmannes artikel çekimine benzetmişler. Buna bağlı kalarak hangi kelimeyle soru sorulmuşsa
O kelimeyle şey yapalım, cevap verelim. Artikelleri ezbelemek zor, çekimleri ezbelemek zor ama meraklanmayın, kolay yönleri var. Hangi harfle soru sorulursa o harfle cevap verelim. Çünkü bazı soru zarfların çekimlerini artikel çekimine benzetmişler. Welchen Mann sehen Sie? Bakın Nide'nin neyesi de sormuşlar. İzehe deyin arst. Bakın deyin arst. Doktoru görüyorum. Nide'nin neyesi de cevap verdim. Welcher Frau helfen Sie? Hangi bayana yardım ediyorsun? Helfe mesela der kranken Schwester. Hemşireye yardım ediyorum. Bakın R ile sordum, R ile cevap verdim. Hangi harfle soru sorarlarsa o harfle cevap verelim. Büyük bir kolaylık bu. Ya da artikel çekim kolaylığında öze isim kullanabiliriz. Arkadaşımla gidiyorum yerine Mit Ayşe, Mit Ali diyebiliriz. Edat varsa A1 bile olsa edat varsa artikel kullanmak zorundayız arkadaşlar. İnder Kühe diyeceğiz. Anderwand diyeceğiz. İnder Taşe diyeceğiz. A1 bile olsa edatlarının yanında artikel kullanmalıyız. Bu noktalara dikkat edelim. Aynı anda 3 konuya değinmek istedim. Almancanın olmazsa olmazları, Almancanın ortak noktaları, bir de çekim kolaylığı konusuna değindim. Başarılar dilerim. İyi günler.